Şampiyonlar Ligi'nde dün Manchester United ve Galatasaray'ın maçı olmuştu. Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve Zaha'nın attığı goller ardında 3-2 mağlup etmişlerdi Manchester United takımını. Yarın da Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçı var. Bakalım halkımız Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde başarılı buluyorlar mı? Dünkü yaşanan Galatasaray maçı ile ilgili neler düşünüyorlar? İzliyoruz. Çok kolay alacağını düşünüyorum. Ceko'nun tekrardan gol, Şimanski'nin de katkı yapacağını düşünüyorum. Bu kadar. Bu sene Fenerbahçe'nin kadrosu sizce nasıl? Geçen sene nazaran çok iyi. Özellikle Rossi'nin gitmesi bayağı iyi oldu. Altay'ın gitmesi de iyi oldu. Yeniler katkı yapıyor şu anda. İyi gidiyor. Bence Fenerbahçe kazanır çünkü kadrosu iyi. Beşiktaş'ın şu anda durumu pek iyi değil ama yani tabii Türkiye olarak kazansalar daha iyi olur. Fener kazanır ama Beşiktaş'ı tam emin olamıyorum. Berabere kalır gibi geliyor. Peki dünkü Galatasaray maçıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? Galatasaray izlemedim ama çok iyi bir maç olmuş. Yani gerçekten ülke puanı için de çok iyi oldu. Yani çok iyi bir maç çıkartmışlar. Zaten önce Manchester United öne geçmişti. Daha sonra Galatasaray güzel hamleler yapmış Icardi sayesinde. Gerçekten güzel bir maç çıkarttılar. Ülke için iyi oldu. Fener zaten 14'te 14. Yani 15'te 15 yapacak. İsmail Kartal dönemi, prime dönem. Ali Koç bu yıl yani yaptığı transferler olsun, şeyler olsun güzel, kaliteli. Yani takım ruhu kendine geldi. Yani şöyle baktığımızda ki rakiplerimize şans bile vereceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yani şu anki Fenerbahçe ruhu, 10-15 yıl önceki Fenerbahçe ruhu, harbiden Fenerbahçe ruhu. Adamlar 1 puan garanti, kalan 2 puan almıyor önüne sürekli. Yani yarın da 15'te 15 yapıp İsmail Kartal döneminde serinin devamına devam edeceğine inanıyorum yani. Maç güzeldi. Ben ya beraber ya da kaybedecek zannettim ama kazandık. Ve çok sevindim dün akşam. Dünkü maç nasıldı? İyi, güzel. Fenerbahçe'nin takımı çok güçlü. Tadiçler, Jekolar. Ama Beşiktaş'ın takımı da kötü değil. Ben takıma güveniyorum. Berabere bitebilir diye düşünüyorum. Şampiyon Beşiktaş.